Seçim özel programında bu akşamki konumuz DEHAB eski genel başkanlarından geçmiş dönem Siirt Belediye Başkanı Sayın Tuncer Bakırhan. Sayın Bakırhan, sizi üç dille karşılayalım. Ehlen ve sehlen, hayat hati. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. 7 yıllardan sonra yeniden Siirt'tesiniz. Evet. Neler hissediyorsunuz? Çok teşekkür ediyorum. Sizinle birlikte olmak gerçekten gurur verici. Yani başlarken rahmetli babanız Metin Arıtürk'e değinmeden geçemeyeceğim. Burada 3 yıllık hizmet sürem içerisinde gerçekten Siirt'in kanaat önderi, sadece bir basın emekçisi değil, aynı zamanda iyi, doğruyu, güzeli sürekli salık veren, Siirt'e hitap eden, Siirt'i kapsayıcı diliyle kucaklayan bir abimizdi. Allah rahmet etsin. Tekrar onun oğluyla, siz Salih arkadaşımızla da bugün burada birlikte olmak ayrıca beni sevindirdi. Umarım siz de Metin abinin yolunda emin adımlarla ilerlersiniz. Bu arada Siirt halkına da selamlarımı iletiyorum. Başkanım, projeleriniz nelerdir şimdi milletvekili olarak? Evet. Seçimleriniz durumunda. Şimdi tabii öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Yani aslında Siirt için çok iyi şeyler yapacaktık. Bir kayyum süreciyle kesintiye uğradı Siirtlerle birlikte çalışma sürecimiz. O kesinti inşallah önümüzdeki 15 Mayıs günü büyük bir sevinçle, büyük bir gururla tekrar başlatacağız. Evet, Siirtli değilim ama gerçekten Siirt halkını seviyorum. Tekrar buraya gelmemdeki en büyük etkenlerden birisi geçmişte ailemle, çocuklarımla burada Siirtlerin bize yaşatmış olduğu olumlu atmosferdi. Hiçbir zaman rahatsız olmadık. Sevdik, Arap komşularımız oldu, Kürt oldu, Türk oldu. Genel siyasetin, sistemin ayırt edici, ötekileştirici dili yaklaşımını burada yaşamadık. Dolayısıyla zaten ben de bir Siirt sevdalısıyım. Siirt'i seviyorum, Siirtleri seviyorum. Tekrar buraya gelmemdeki sebep de geçmişte yaşamış olduğumuz olumluluklardır. Projelerimiz nelerdir? Tabii ki öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Yani siyaset seçim önce sürekli projeler anlatır. İşte programlar ortaya koyar. Vaatlerde bulunur. Maalesef seçim sonrası bu projeler, vaatler bir biçimiyle uygulanılmaz. Ya da işte güçleri yetmez ya da mevcut iktidarın yaklaşımından kaynaklı verilen sözler yerine getirilmez. Dolayısıyla gerçekten biz Türkiye'de bir değişim olacağına inanıyoruz. Mevcut tek adam sisteminin gideceğini düşünüyoruz. Sağdaki bütün veriler, bütün sonuçlar, bütün anketler de bunu gösteriyor. Türkiye yeniden bir inşa sürecine tabi olacak. Bu inşa sürecinde Siirt yerini alacak. İşte yollarıyla, bir türlü çözülmeyen işsizliğiyle, biraz daha bu sabah yine basınla birlikte dile getirmiştim. Türkiye'nin en genç nüfusunun bulunduğu kent, doğurganlık oranının en yüksek olduğu kentlerden birisi. En genç nüfusumuzun bulunduğu en üç kentten birisi Siirt ama en büyük işsizliğin, milli gelirden en düşük payı alan bir kent olması itibariyle de maalesef bir biçimiyle aslında ekonomik bir refaha ulaşmadı. Tabii ki biz umarım yönetime gelirsek ya da bu inşaat sürecinde anahtar rolü oynayacağız. Mevcut alacağımız vekil sayısıyla aslında parlamentoda çıkacak yasa, anayasal değişikliklerinde partimizin onayı olmadan zaten yasaların geçmesi imkansız hale gelecek. Dolayısıyla kilit rolümüzü başta Siirt olmak üzere Siirt gibi yoksul, işsiz, hizmet yapılmayan, üretime dayalı yatırımların olmadığı bu kentlerde öncelikli olarak işsizliği gidermek için neler yapabiliriz konusunda hep birlikte kafa yoracağız. İşte büyük şatafatlı açılışlarla yapılan, devlet olanaklarının da peşkeş çekildiği, sunulduğu
Ama açılan fabrikaların bir ay sonra ya da iki ay sonra kapatıldığı bir üretim anlayışını kesinlikle reddedeceğiz. Siirt'in gerçekliğine uygun yatırım araçları, yatırım ürünleri tespit edilerek onlara uygun yatırımlar yapılacak, gerçek yatırımlar yapılacak. Yatırımlar işte binaların dikildiği, oradan birilerinin rant devşirdiği, sonra da sırtını dönüp gittiği, boş kalan betonarme binalar gibi olmayacak. Yine tabii ki Siirt bunun yanında siz de yakinen takip ediyorsunuz. Maalesef her dönem halkın iradesine bir biçimde kayyum atanıyor. Bu kayyum rejimine kesinlikle son vereceğiz. Halk seçtiğini kendisi 5 yıl sonra beğenmese götürür. 5 yıl içerisinde de varsa yönetime seçilen insanların yasal ya da benzeri yapmış oldukları eksiklerden dolayı geri çekilme hakkını da bence halk kullanabilir. Ama bunu geri çekecek olan siyasal iktidar olmamalı, İçişleri Bakanı olmamalı. Onun yerine atanan işte bürokrasiden gelen bir memur bir halkın iradesini temsil etmemeli. Yine Siirt'te hepimiz çok iyi biliyoruz. İşte yani kadınlara ilişkin, kadınların sosyal, siyasal, ekonomik alanına katılımları konusunda çok ciddi engeller var. Yani kadın üretimde yok çünkü üretim araçları oluşturulmamış. Kadın çalışacağı mekan yok, fabrika yok. Kadın sosyal alanda yok çünkü her şey eril, erkek sistemine göre kurgulanmış. İşte her tarafta kahvehaneler var, işte kafeler var. Her tarafta işte erkeklere hitap eden diyelim işte sosyal donatılar var. Kadınlar bir biçimiyle eve mahkum, işsizlikten dolayı mutfağa mahkum, bir biçimiyle katılamıyor. Dolayısıyla kadınların da aktif olarak yaşama, siyasete, ekonomiye katıldığı projeler yapacağız. Ya da işte bahsettiğim kilitli anahtar rolümüzden kaynaklı yapılmasını sağlayacak girişimlerde bulunacağız. Gençlere zaten değinmeye gerek yok. Ben Siirt'te arkadaşlarım da çok iyi bilir. İnanın ki gezdiğimiz birçok kahvehanede lütfen bizi kurtarın feryatları geliyor. Yani artık hükümetten, mevcut yönetimlerden umutlarını kesmiş durumdalar. Bir biçimiyle liyakat uygulanılmıyor. Tercih edilen işte kimi sahadaki çalışanlar da liyakata göre değil, daha çok işte biraz partidaş, parti yandaşları tarafından seçiliyor. Yani çok bunlar bizim uslumuz, dilimiz değil ama kimi en sıradan işler bile, kimi ücretler karşılığında işte satıldığı belirtiliyor. Bütün bu adaletsizliklere, bütün bu liyakatsızlığa son verecek bir yaklaşım içerisinde olacağız. Yine tabii ki Siirt çok dilli, çok renkli bir kentimizdir. Kadim kentlerden biridir. Bu konuda aslında yerel yönetimlerdeyken ne yapacağımızı net bir şekilde ortaya koymuştuk. Üç dilli işte dili kullanıyorduk. Faturalarımız üç dilliydi. Üç dilli kreşler açtık. Kürt, Türk, Arap çocukları kendi ana dilinde istedikleri zaman işte eğitim görüyordu, oyun oynuyordu, dilini öğreniyordu. Yine üç dilli belediyecilik, üç dilli hizmeti ilk defa Siirt'te sunan birisi olarak da gayet gurur duyuyorum. Yani ne Arap, ne Kürt, ne Türk, ne başka bir etnik ve inanç grubunda bulunan insanımız artık dışlanmamalı. İnsanlar birbirinden farklıdır. Herkesi aynı kalıba koyarak, herkesi tekçi bir anlayışa göre görerek, işte tek kalıptan çıkmış gibi varsaymak dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde yok. Herkes Türk değil, herkes Sünni değil, herkes işte bir inançtan değil, bir milliyetten değil. Her birimiz farklıyız ama hepimiz birlikte Türkiye'yiz. Hepimiz birlikte Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Hepimiz birlikte Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan işte fertleriz, yurttaşlarız. Hepimizin oluşturduğu bu cumhuriyetin de demokratik olmasını isteriz. İnsanların diline, inancına, farklılıklarına müdahale etmeyin. Aksine onları geliştiren. Çünkü her dil bir zenginliktir. Her renk bir güzelliktir. Bir işte çiçek bahçesindeki farklı bir rengi temsil ediyor. Bu üç dilliliği de önümüzdeki dönem Allah izin verirse seçilirsek kesinlikle unutturmayacağız, asimile ettirmeyeceğiz. Birlikte yaşamasını, kardeşçe yaşamasını
buluşmasını, işte üç dille selamladığınız gibi üç dille konuşmasını, üç dille birbirini anlamasını sağlayacak projelerimiz olacak. Yine siz de bilirsiniz, benim çok ilginç bir şekilde geldi bana. Biz Mişar köylerindeki vatandaşlarımızı ziyaret etmek istedik. Daha önce 15-20 dakikaya işte Botan Köprüsü'nden karşıya geçerken, şimdi dünya kadar dünya kadar yol yaptık. İşte yollar, altyapı tam oluşturulmamış. Karşıya geçmenin maliyetleri çok yüksek. Karşıya araçların geçmesi için çok fahiş paralar isteniyor vatandaştan. Yoksul bir kent. Kendi işte gücüyle ayakta durmaya çalışan bir kentin bu barajdan dolayı uğramış olduğu, sadece çevre tahrip olmadı, sadece Siirt'in doğası tahrip olmadı. Aynı zamanda bir maliyet olarak yoksul emekçi vatandaşın sırtına yüklendi. İnşallah ilk gündemlerimizden birisi işte bir köprü yapılmasıdır. Bu baraj yapılırken köprü sözü verildi ama henüz bir şey yok. Tam tersine işte bir İktidar Partisi'nin yandaşının çok fahiş fiyatlarla araçları taşıdığı, zoraki tek araca mahkum edilen bir anlayış var. Bunları bitirmek lazım, bunları el atmak lazım. İşte birçok kenti siz de gezdiniz, gördünüz, çok iyi biliyorsunuz. Artık dünyadan örnekler vermiyoruz. Çevre illerimizden örnek veriyoruz. Yani Siirt'in ana işte tam duble yolları yapılmamış bir biçimiyle 20 yıl üzeridir devam ediyor. Niye bitmez? Türkiye'nin bütçesi her şeye harcanırken işte devasa fabrika diye kolonlar dikip içi boşaltılıp işte orada atıl dururken bu yolun niye bitmez onu da çok anlamadık. Bu da bizim gündemlerimizden birisi olacak. En önemlisi ya bu kadar büyük bir kent niye Batman'a insin? Niye Batman'dan uçağa binsin? Niye Diyarbakır'dan işte buraya 2,5-3 saatlik bir yol gelsin? Yani böyle bir şey var mı artık? Türkiye'nin kimi ilçelerinde bile havalanları yapıldı. İşte Siirt gibi çok önemli, stratejik bir yerde bulunan bir kentin havalanı niye olmaz? Niye yapılmaz? Niye bunun önlemi alınmaz? Bunu ilk geldiğimiz zamanda dile getirdik. Hatta il kurulu toplantılarında da defalarca dile getirdik. Yine Siirt tarıma, hayvancılığa bağımlı bir ülkedir. Bir defa insanların tekrar köyüne, toprağına dönmesini teşvik edeceğiz. Yani köyde altyapısı oluşturulan, işte çiftlikler, altyapısı oluşturulan evler, bedava internet, işte enerji, internet gibi insanların dönüşünü kolaylaştıracak, insanların tarıma, toprağa, hayvancılığa, tekrar o üretim araçlarına kavuşturulacak bir altyapı oluşturmak lazım. Hadi gel köyüne demekle bu işler olmuyor. Köylerde okullar açmak lazım. İşte sağlık olanaklarından yararlanması için sağlık kuruluşları oluşturmak lazım. İşte çocuğun köyde rahat eğitime erişmesi, sosyal donatıları olan işte kimi aktivitelere kolaylıkla ulaşması gerekiyor. Dolayısıyla aslında Siirt'te bir sürü şeyi yeniden yapmak gerekiyor. Şimdi niye bunlar yapılmadı sorusunu sormuyorum. Artık Siirt'i çok iyi biliyor. En iyi örneği, en bana çok komik gelen örneklerinden birisi şu anda işte İktidar Partisi'ne aday olan bir adayın işte gidip fakir fukara, işte Arap emekçisine, Kürt gençlerine bana oy verin, seçilirsem Siirt'te işsizliği bitireceğim diyor. Partisinin 22 yıldır iktidarda olduğundan haberi yok sayın vekil adayının. Dolayısıyla biz kendinden bir haber olmayan, kimin iktidar olduğunu, kimin yetkileri elinde bulundurduğunu bilmeyen bu liyakatsız, geçmişte denenmiş, bilinmiş, tanınmış insanlarla Siirt'in sorunlarının çözüleceğine inanmıyoruz. Kendisini insana adamış, kendisini topluma adamış, kendisini Kürt, Türk, Arap ayırt etmeden bir bütünen herkesi kardeş olarak gören bir zihniyete adamış insanlara Siirt'in ihtiyacı var. Siirt'in doğal kaynaklarını çarçur etmeyen, Siirt'in işte artı değerini çarçur etmeyen, Siirt'e yapılacak yatırımları işte birileri yararlansın diye yalan yanlış yapılmasını istemeyen yöneticilere ihtiyaç var. Tabi bunların yanında bunları çoğaltabiliriz. Devlet niye var? Sosyal
Hukuk devleti diyoruz. Devlet vatandaşa aş bulmak için var, iş bulmak için var, konut inşa etmek için var. Devletin ne halde olduğunu işte yakın zamanda bölgede ortaya çıkan depremden gördük. Ya insanların çadır bulamadığı, su bulamadığı, günlerce su istediği, ekmek bulamadığı, 22 yıldır bu iktidarda bulunan bu hükümetin yönettiği bu ülkede tekrar Siirt'in sorunlarını çözeceklerini beklemek bana biraz hayal gelir, biraz kandırma gelir. İnşallah önümüzdeki dönem Siirt halkının da onayıyla olurunu alarak kesinlikle o parlamentodaki kürsüyü Arap, Kürt, Türk ayırt etmeden bütün Siirtlerin talepleri için kullanan, bunun için mücadele eden, bunun için sonuç alıcı bir sorumluluk içerisinde olan bir yönetim anlayışıyla devam edeceğiz. Kısaca ilk etapta bu en temel meseleleri dile getirdim Salih Bey. Evet. Peki Sayın Bakan Hanım, açılan bir çinko tesisi var Siirt'te biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili neler işsizliği gidermesi adına büyük bir atılım olarak lanse edildi. Tabii Siirt çok talihsiz bir kent bu konuda. İşte JET Pan'ın işte otomobil fabrikası yapacağını, imza otomobillerini burada üreteceğinden tutalım. İşte buranın Türkiye'nin en önemli kalkınma bölgesi olacağını söyleyen iktidar milletvekillerinden. Şimdi de çinko fabrikasına. Şimdi bir yatırım yapılırken bir ciddi bir fizibilite yapmak lazım, araştırmak gerekiyor. İşte maliyet fiyatı ortaya koymak gerekiyor. Sadece seçimlerde insanları kandırmak için işte işsizliği çözeceğim diye binalar dikilmez. O binada üreteceğin şeyi, üretebilecek kapasite, güç, teknoloji, maliyet, işte üretim araçları yeterli mi değil mi? Bu konuda yeterli bir araştırma yapılmamış, talihsizlik olmuş. Siirt halkı umutlandırılmış, imza otomobili gibi yine boşta bırakılmış. Burada da yine 3500 kişi çalıştırılacağı söylenilerek bir umut yaratılmış ama sonra kapısına kilit vurulmuş. Biz geldiğimiz zaman aslında bu üretime dayalı olmayan, yapılıp ama üretim bağı ortada olmayan bu yatırımları da inceleyeceğiz Salih Bey. Yani bu halkın parası, bu insanların umutlarını yalan yanlış yatırımlarla bence çarçur etmemek, heba etmemek gerekiyor. Üzücü olmuş Siirt gençleri için, Siirt halkı için. Umarım daha doğru, daha gerçekçi yatırımların yapıldığı bir sürece hep birlikte yaşarız. Sayın Başkanım, Siirt'te merak edilen bir konuda Cumhuriyet Halk Partisi ile herhangi ortak bir çalışmanız var mı Siirt'te? Ben Siirt'te duydum. Bizim Türkiye'nin hiçbir yerinde Emek ve Özgürlük İttifakı dışında bir çalışmamız yok. CHP ile yok, hiç yok. Yakından, uzaktan ne bir diyalogumuz, ne bir bağımız, ne bir ilişkimiz yok. Biz genel seçimlere kendi ismimizle giriyoruz. Yeşil Sol Parti aynı zamanda bir ittifak çatısıdır da. CHP bizim rakibimizdir. AKP bizim rakibimiz olduğu kadar Cumhuriyet Halk Partisi de bizim rakibimizdir. Asla ve kata ortak hiçbir ilişkimiz, yanımız yok. Kimi söylemlerde işte muhalefet dilinde belki ortaklaşabiliriz ama biz birbirimize rakip partileriz. Biz Yeşil Sol Parti için oy isteriz. Yeşil Sol Parti'nin burada 3 vekil çıkarmasını isteriz. CHP'nin adayının kim olduğu, ne olduğu, ne yaptığıyla ilgileniriz. Ama onun seçilip seçilmeyeceği bizi ilgilendirmez. Dolayısıyla bu yönlü sağda solda kimi şeyler de duyduk. Kesinlikle yalandır. Biz kendi partimize oy isteriz, kendi partimize çalışırız. Yalnız şöyle bir durum var. Tabii ki biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde en yakın zamanda tavrımızı eş başkanlarımız aracılığıyla kamuoyuna paylaşacağız. Bu konuda yaptığımız bir açıklama vardı. Biz tek adam rejimini sonlandırmak istiyoruz. Aday da çıkarmadığımıza göre bu konudaki tavrımız aşağı yukarı biliniyor ama resmi olarak eş başkanlarımız bu konuda yakın zamanda ittifak eş başkanlarıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı konusundaki tavrımızı ortaya koyacaklar. Bunun dışında asla biz CHP, AKP neyse CHP odur. İkisi de rakiptir.
Yani ikisi de aynıdır derken işte birinin günahlarıyla diğerinin mevcut durumunu aynı torbaya koymuyorum. Demokratik zeminde ikisi de bizim rakibimizdir. İkisine karşı da mücadele ediyoruz. İkisine de oy kaptırmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Hatta aracılığınızla madem bu tür söylentiler var, CHP'ye oy veren demokrasiden yana seçmenlere de bir çağrı yapmak istiyorum. Yani CHP'nin burada 45 bin, 50 bin oy alması imkansız. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla genel seçimlerde CHP'ye giden her oy aslında AKP'ye gitmiş anlamı taşıyacağı için biz CHP'li seçmen kardeşlerimizin nasıl yerel seçimlerde fedakarlık yaptıysak, nasıl Cumhurbaşkanlığı seçiminde yakın zamanda tavrımızı net bir şekilde ortaya koyarak büyük bir fedakarlık yapacaksak, Siirt'te de onlar da 2000-3000 oyundan feragat ederek, fedakarlık yaparak buradan 3 vekil çıkarmamız konusunda küçük mini bir jest yapsınlar. Peki Sayın Bakan, Kobani olayları hatırlarsanız o dönemlerde sanırım buradaydınız. Belediye adına ne kadar bir etkiniz oldu? Önleyebildiniz ya da ne kadar önleyebildiniz? Çok sıkıntılı bir süreçti. Aslında o dönem rahmetli babanız da valiliğin, işte il özel idarenin, vekillerin bulunmuş olduğu bir heyetle birlikte beraber aslında bir çalışma yürüttük. Olayların önlenmesi, çıkmaması konusunda. Ben çok açık yüreklikte, çok net, işte kafası dik bir şekilde o olayların büyümemesi için elimizden gelen her şeyi yaptığımıza inanıyorum. Buna en başta Siirtli AKP'li vekiller, rahmetli babanız, Cumhur abimiz, işte Ekrem Bilekler, buradaki demokrasi platformu, Siirt'in kanat önderleri, Siirt'in Arapları, Kürtleri, Türkleri hepsi şahittir. O süreci en ucu şekilde atlatılması için elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyduğumuza inanıyorum. Bu konuda bir bizim yapacağımız ve yapmadığımız bir şeyin kalmadığını düşünüyorum. Bu konuda kimi çevreler aslında çok yıpranmış, bitmiş, tükenmiş insanların tekrar o Kobani olayları üzerinden prim elde etmek için yalan yanlış yapmış olduğu açıklamaları kınıyorum kesinlikle. Hatta yaklarında avukatların aracılığıyla suç duyurusunda da bulunacağız. Biz o dönem aslında Siirt'in içerisinde bulunduğu o kardeşçe birlikte yaşadığı atmosferi muhafaza etmesi için büyük çaba içerisinde olduk. Emin olabilirsiniz. Bizim ortaya koyduğumuz hassasiyet çaba çok değerliydi, çok kıymetliydi. Maalesef o zaman bölgede birçok kentte olaylar oldu. Bizimle ilgili alakalı, bizim içerisine dahil olduğumuz bir şey değil. Ama önlemesi konusunda başta Siirt AKP vekilleri, Siirt o dönemki valisi Mustafa Bey, Tutulmaz Bey ve Siirt halkı şahittir ne yaptığımız konusunda. Bir daha umarım böyle bir şey yaşanmaz. Yazık bu ülkenin insanlarına, gençlerine, işte bu ülkenin yaşamına, geleceğine, bu ülkenin artık kavgalara ihtiyacı yok. Bu ülkenin artık kutuplaşmanın önlendiği, ötekileştirilmenin ortadan kaldırıldığı, kardeşçe bir arada insanca yaşamasına ihtiyaç var. Dün de buna hizmet ettik, bugün de hizmet edeceğiz. Şimdi bazen kimi şeyler söylemek tek başına bizi izleyen, dinleyen, izleyecek ya da dinleyecek insanlara inandırıcı gelmeyebilir. Ama bizim burada 3 yıllık bir geçmişimiz var. Yani bizim karnemiz aslında 3 yıl boyunca Siirt halkı tarafından tutuldu. Kiralık evde oturan, işte mobilyasını taksitle alan, cezaevindeyken bile taksitleri ödeyen, aracı gereci olmayan, halende olmayan, işte çocukları devlet, yani belediye başkanlığı yapıp da çocukları devlet okulunda okuyan, bilmiyorum başka belediye başkanı var mı, onu araştırabilirsiniz. Mütevazi, gayet kendi halimizde. Bize artı rant olarak bir şey katmadı belediyecilik. Tam tersine
Büyük fedakarlıklar yaptık. 3 yıl boyunca boşu boşuna cezaevinde kaldık. İşte birçok arkadaşımızdan, çevremizden, ailemizden uzak kalmak zorunda kaldık. Ama insan doğru yaptığı şey uğruna bazen çektiği acılar, çektiği zulüm de çok bir anlam ifade etmez. Biz doğru yaptık. Kesinlikle doğru yaptığımıza inanıyoruz. Biraz vicdanı olan, biraz etik kuralları benimseyen, biraz İslam, biraz insan olan herkes aslında bizim 3 yıl içerisinde Siirtlere, Siirt diye ne yaptığımızı, nasıl davrandığımızı çok iyi biliyor diye düşünüyorum. Sayın Bakanım, şimdi parti yöneticilerinizin de aralarında oldu. Onlarca geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıyorsunuz. Bu seçim çalışmalarınızı ne kadar etkiledi, olumlu bir şeyler? Yani çok adil olmayan araçlarla mücadele ediyoruz. Devlet olanakları bir partiye çalışıyor. Valisi, kaymakamı, kolluğu, bürokrasi. Biz de işte emek gücüyle kendimizi anlatmaya, tanıtmaya çalışıyoruz. Ona da müdahale ediliyor. Onlarca sanatçı, gazeteci, tiyatrocu, işte basın mensubu tekrar gözaltına alındı. Her gün arkadaşlarımız tutuklanıyor. Büyük bir işte hem psikolojik hem fiziki saldırı altında seçim çalışmaları yürütüyoruz. Yani seçimlerin ne kadar eşit şartlarda, eşit koşullarda geçmediğinin en iyi şahidi işte bizim çalışmaları takip eden Siirt halkıdır. Bu çok adil değil, çok doğru da değil. Biz de bu ülkenin işte insanlarıyız. Yani ben 7 dedeme kadar bu topraklarda yaşadığını, şimdi sizin uzun olur ama 7 dedenin ismini sayarak nerede, hangi kentlerde yaşadıklarını anlatabilirim. Ama tırnak içerisinde bir bölücü, başka bir biçimde lanse eden, işte anlatan insanların kim ne olduğunu da bilmiyoruz. Kaldı ki onlar da öyle olabilir. Ya bizi niye ötekleştiriyorlar? Yani HDP, Yeşil Sol Parti bu ülkeye hangi yanlışları yaptı? İnanın arkadaşlar, ben bir gün keşke Türkiye halkının açık büyük bir televizyon kanalında bizim parti meclisi ve merkez yürütme kurulu toplantılarımızı izlemesini istiyorum. Niye istiyorum biliyor musun? Ya Türkiye bizim parti meclisimizdir. Arap var, Süryani var, Assyri var, Ermeni var, Kürt var, Türk var, Laz var, Çerkez var, Alevi var, Sünni var, kadın var. Genç var, engelli var, feminist var, ekolojist var. Var ki var. Bunların tamamı başta iktidar partisi olmak üzere lütfen bir araştırın. Hangi partide bu renklik var? Türkiye bir mozaik. Rengarenk bir ülkedir. Bütün renkleri bir arada tutan bir parti. Acaba gösterdikleri gibi bir parti midir? Ben kesinlikle bunun doğru olmadığına inanıyorum. Biz Türkiye'nin bütün renklerini kapsıyoruz, kapsamaya devam edeceğiz. Türkiye'nin bütün renkleri kardeştir, birlikte yaşayacak. Bu cumhuriyet demokratikleşecek. O bütün renkler de kendilerinden has farklılıklarını insanca demokratik bir ortamda, demokratik bir zeminde yaşatacaklardır. Hiç kimse bu ülkenin bütün renklerini yok sayarak hepimizi tekleştiremez. Tek tip bir toplum yaratamaz. Kürdüm, Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşıyım. Türkiye Cumhuriyeti de demokratikse, Arap'ı da, beni de, Türk'ü de, bir başka insanı da eşit bir şekilde kucaklasın. İşte tam da aslında bu adaletsizliklerin ortaya çıktığı nokta, Kürt meselesinin demokratik bir yollarla çözülmemesinden kaynaklıdır. İnşallah önümüzdeki dönem, bu tek adam rejimini sonlandırırsak, Türkiye'de demokratik bir zemin oluşacağına eminim. Bu demokratik zeminde de bu Kürt meselesi başta olmak üzere Türkiye'nin temel sorunlarını kavgayla, çatışmayla, gerginlikle değil, diyalogla, müzakereyle, konuşmayla, empatiyle, iknayla çözebileceğimize inanıyorum. Türkiye'nin 2 trilyon doları sadece Kürtler ana dilini konuşmasın, ana diliyle eğitim görmesin diye bu çatışmalara harcandı. Yazık değil mi? Bu paralar hepimizin değil mi Yusuf Bey? Bu paralar Siirtli Arap'ın cebinden, Karadenizli işte Laz kardeşimin, Trakyalı kardeşimin cebinden çıkmıyor mu? Yazık değil mi ya?
Türkçe konuşurum, eğitim görürüm. Ne var? Bunu ne yapar? Bunun kime ne zararı var? Elimizde Türkçe konuşmamızın, size, sizin elinizde Arapça konuşmanızın ya da okullarda çocuklarınızın Arapça öğrenmesinin bize ne zararı olabilir? Bu meseleleri hepsini önümüzdeki dönem bu tek adam, bu talan, yalan, yolsuzluk düzenini sonlandırdıktan sonra Türkiye'nin ortak aklıyla çözebileceğimize inanıyorum. Bunun zemini de var, bunun koşulları da var. Artık kavganın yeri yok. Artık ortak tartışarak meselelerin çözülmesinin zamanı çoktan geldi, geçiyor. Bunun en iyi yansıtılacağı yer de 14 Mayıs'taki sandıklardır. Orada ötekileştiren kaybedecek, orada ırkçılık politikaları üzerinden kendisine oy devşirenler kaybedecek, yalan, talan düzenini oluşturanlar kaybedecek. Orada barış diyenler, kardeşlik diyenler, adil, demokratik bir hukuk devleti diyenler, ekonomi eşit paylaşılsın, bu ülkedeki yoksulluk, açsızlık, işsizlik çözülsün diyenler kazanacak. Sayın Başkanım, oldukça donanımlı, geçmişi olan genel başkanlık yapmış bir siyasetçisiniz. Siirt'te seçim sonuçları ne olur? Havayı iyi topluyorsunuz. Son günlerde zaten sürekli vatandaşın içerisindesiniz. Şöyle, biz burada tabii ki 3 seçim ben de gördüm. Yerel seçimde insanlar biraz dışarıdan gelmemizden dolayı biraz ön yargılı ya da biraz anlamaya çalışıyorlardı. Haklı olarak tanımadıkları, bilmedikleri bir insandık. Özellikle Kürtlerin dışındaki çevreler. Çünkü Kürtlerle bir biçimde 30 yıllık bir tanışma, buluşma sürecimiz vardı. Biz 3 yıllık pratiğimizde biraz kendimizi anlattığımızı düşünüyoruz. 2 genel seçimde de ben asla böyle bir hava görmedim. İnanın 7 Haziran seçimleri bizim en yüksek oy aldığımız, en yüksek vekil çıkardığımız bir seçim olmasına rağmen ben gerçekten böyle bir alaka ilgi görmemiştim. Onu defalarca da söyledim. Yani kim sokakta bizi görüyorsa bir biçimiyle elimizi tutuyor, yoksulluğunu anlatıyor, çocuğunun işsizliğini anlatıyor, KPSS'de çok yüksek puan aldığını ama hala yerleştirilmediğini anlatıyor, kan hükmündeki kararnamelerden dolayı işsiz kaldığını, ailesinin, çocuklarının perişan olduğunu anlatıyor. Yani lütfen birisi de iyiyiz, mutluyuz, rahatız, iyi geçiniyoruz deseydi vallahi onu da burada söylerdim. Hiç görmedim. Varsa öyle birileri lütfen biz Siirt'teyiz gelsin, nasıl mutlular, nasıl ekonomik refah içerisinde yaşıyorlar bize de anlatsınlar. Ben burada daha önce 2 çıkardığımız vekil sayısının 3 olması halinde sürpriz olmayacağını düşünüyorum. Çok ciddi bir hava var. Sadece açıktan insanlar bunu belli etmiyor. Anladığım kadarıyla biraz bu sistem baskısına maruz kalmamak için de kimi insanlar çok açık etmiyorlar. Ama Nebati'nin dediği gibi değil ama gerçekten o gözlerindeki o ışıltıyı fark ediyoruz yani. Umarım burada en iyi sonuçla Siirt'i parlamentoda layıkıyla, hakkıyla temsil edeceğiz diye düşünüyorum. İlk defa kullanılacak olan seçmen sayısı ona sonra Siirt'te çok yüksek. Gençlerin gözlerinde ışıltıyı görebiliyor musunuz net olarak? Gençlerin partisiyiz biraz. Aslında seçim beyanlarım... Gençler sizde neden oy versin? Evet, ben tam da onu söylüyorum. Neden versin? Gençler biraz önce söylediğim o 2 trilyon doların çatışmalara değil, işte kendilerine İslam için, eğitim için, üretim için, sosyal donatılar için, insanca rahat yaşamaları için harcanabileceğini düşünüyorlar. Gençler bu kavganın, bu çatışmanın kimseye yarar vermediğini düşünüyor. Gençler ellerine almış oldukları işte akıllı telefonla dünyanın birçok yerindeki işte gençlerin nasıl rahat bir ortamda, refah içerisinde, işte özgürlükler içerisinde yaşadıklarını görüp sorguluyorlar. Buna en yakın siyasi parti biziz. Gençlik politikası olan, işte Türkiye'deki en genç politikacıların, en genç milletvekillerinin olduğu, en çok kadının olduğu bir siyasi parti olarak tabii ki bizi tercih edecekler. Biz gençlerin
Yaşam hakkına saygı duyuyoruz, eğitim hakkına saygı duyuyoruz, gençlere güveniyoruz. Gençlerin yönetimindeki bir ülkenin kesinlikle kavgalı olmayacağını, orada kesinlikle çatışma, gerginlik olmayacağına inanıyoruz. Gençlerin kendisini gördüğü, kendisini ifade ettiği bir zemin olarak bizi tercih etmelerinden normal bir şey yok. Türkiye'de siyaset yaştı. Siz hep beraber takip ediyorsunuz. İnanın böyle insan bazen o meclis tablosuna baktığı zaman biraz böyle karamsarlığa kapılıyor. Ya bu bilim çağında, teknoloji çağında 75 yaşındaki bir amcanın, 80 yaşındaki bir amcanın vekil olmasını bir biçimde ben çok anlamadım. Yani yadırgamıyorum. Tabii ki olsunlar. Ama daha eğitimli, daha nitelikli, daha okumuş, işte birkaç dil bilen, üretime meyilli, iyi analiz eden milyonlarca insanın temsilini orada sağlamak kadar iyi bir şey olabilir mi? Bugün işte Kanada Başbakanı, dünyanın birçok yerindeki ülkelerini yöneten insanlar çok genç insanlardır. Biz de artık bu yaşlı amcaların siyaset arenasından emekli olmalarını, jüble yapmalarını, yerlerini gençlere bırakmalarını istiyoruz. Bize amcalık yapsınlar, babalık, dedelik yapsınlar, bize tecrübelerini aktarsınlar. Ne bileyim, bize doğrunun yanlışın ne olduğunu yeri geldiği zaman işte salık versinler ama bir zahmet bıraksınlar. Üretimi, kalkınmayı, ekonomiyi, teknolojiyi, diplomasiyi, ne bileyim politikaları, stratejiyi gençler geliştirsin, gençler uygulasın. Yani biz bugün burada söylüyorum ama buna da bir sınır koymak lazım. Buna da bir sınır koymak lazım. Yani nasıl devlet bürokrasisinde, devlette çalışan işçi memurların bir emeklilik yaşı varsa, evet, yani siyasette de bir yaş sınırı konulması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki dönem böyle bir seçilirsem kanun teklif vereceğiz ama burada tabii bize kızanlar da olabilir bunu söylediğim için. Koltuk bazen çok çekici oluyor. İnsanlar bir türlü bırakmak, gitmek istemiyorlar. Gençlerin partisi olduğumuz için bize oy versinler diyoruz. Başkanım, ne kadar takip edebildiğinizi bilmiyorum ancak Siirt'te son dönemlerde gençlerin intihar olayları bir hayli arttı. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim Salih Bey, aslında hepimiz, siz en başta siz olmak üzere, bu gençlerin niye intihar ettiğini çok iyi biliyor. Yani o işsizlik, ekonomik sebepler bunun bir nedenidir. Ama diğer neden, gelecek umudu kırılınca insanlar bu tür kırsal yerlerde çok başka şeyler düşünüyorlar. Bugün işte yukarı mahallelere çıktığımız zaman işte o kimyasal maddeler kullananlar, işte uyuşturucu kullananlarla büyük çoğunlukla karşılaşıyoruz. Bunu önlemek lazım. Gençleri işsizliğe, yoksulluğa, işte özgürlüklerini istedikleri zaman baskıya maruz bırakıyoruz ama bir biçimde onların yaşama katılmasını sağlayacak politikalar uygulamıyoruz. Bu intihar vakalarının sebeplerini iyi analiz etmek lazım. İşsizlik, ekonomik sebepler, bu uyuşturucu bağımlılığı için oluşturulan o zeminler kapatılarak onlara ufukta güneşi, aydınlığı gösterecek bir söylem, bir eylem, bir pratik ortaya koymak onları oradan kurtarabilir. Aksi halde inanın yarın kimin çocuğumuz, hangimizin çocuğunun neyle karşılaşacağını hiç tahmin bile edemiyoruz. Devlet dediğin şey bunun için olmalı Salih Bey. Devlet niye var? Siirt'te intiharlar varsa bir araştırma yapılır. Bu konuda işte akademisyenler, konu uzmanlarını gönderirler, araştırma yaparlar, gereğini yaparlar. Maalesef bizim devletimiz burada da işte kulağı tıkalı, gözü kapalı, kimin ne hali varsa görsün mantığıyla hareket ediyor. Kimin ne hali varsa görsün değil, kimin haline katkı sunarsak iyi olur, kimin halini düzeltirsek bu dediğimiz sorunlardan uzaklaşır diye biraz düşünmemiz ve yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Sayın Bakanım, bu sabah basın toplantısında bir aradaydık, kahvaltıda hatırlarsanız. Bazı açıklamalarda bulundunuz.
seçim güvenliğiyle ilgili herhangi bir sıkıntınız var mı? Adil bir seçim olamayacağını söylediniz zaten. Bunu biraz açar mısınız? Ya tabii şöyle, ben öyle çok bir korku, kaygı yaratma taraftarı değilim. Ama hükümet bütün olanaklarını seferber etmiş. Bütün bunlara karşı biz seçim güvenliğini Siirt'te sağlamak için elimizden geleni yapacağız, yapıyoruz. Birçok yerde Yeşil Sol Parti ile girdiğimiz için sandık kurullarına üye veremiyoruz. Çünkü HDP veriyordu. HDP seçime girmediği için. Ama hem Siirt'te, Kurtalan'da, Baykan'da ve birçok yerde kurayla sandık kuruluna üye verebiliyoruz. Bu üyelerin yanında seçim müşahitleri de vereceğiz. Bunun yanında muhalefetin de bir çalışması var. Ayrıca işte burada avukatlar grubu var. Hemen hemen her okulda bir avukat bulunacak. Bu sandıkta çıkan oyların doğru biçimde atılması ve sayılması, yerine ulaştırılması konusunda her varsa bir aksaklık anında şikayet edecekler. Vallahi yani sandık güvenliği tırnak içerisinde. Yani bir onurdur, şereftir, namustur. Lütfen bari oraya karışmasınlar ya. Bari bıraksınlar. Zaten vatandaşı çağırıyorlar, korkutuyorlar, tehdit ediyorlar, yalan yanlış vaatlerde bulunuyor. Hiç olmasa oradan çıkan oylara karışmasınlar. Doğru düzgün bir şekilde sayılsın, hepimiz saygı duyalım. Hani iyi yönetiyorlardı, hani gelince daha iyi yönetecekler diyorlarsa neden korkuyorlar, neden çekiniyorlar? İşte bu kadar önlem, bu kadar yalan, yanlış hamlelerin yapılabileceği işte sokaklarda konuşuluyor. Biz elimizden geldiği kadar kesinlikle buna izin vermeyeceğiz. Hem oyumuzu atacağız, hem oyumuza sahip çıkacağız, hem sonuçların doğru bir biçimde oluşması için kesinlikle sandıklarımızı terk etmeyeceğiz. Yani buna emin olabilirsiniz halkımız. Sayın Başkanım, programımıza katıldığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Son olarak Siirt halkına vermek istediğiniz mesaj var mı? Evet, çok değerli Arap kardeşlerim, Kürt kardeşlerim, Türk kardeşlerim, varsa farklı etnikliğine, inanç grubuna sahip kardeşlerim, size sesleniyoruz. Emin olun, size hizmet edeceğiz. Asla bir etnik kimliği sahiplenen, savunan, sadece onun sorunlarını dile getiren bir yaklaşım içerisinde olmayacağız. Siirt'i kardeşleştirmek için bir arada insanca yaşamasını sağlayacak ne varsa seçilecek arkadaşlarımızla birlikte bunu dile getireceğimizi, sahipleneceğimizi ve bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğimize emin olabilirsiniz. Lütfen bu sefer kavgayı, gürültüyü, tekileştirmeyi, yalanı, talanı, işte siyasetten rant devşiren anlayışı artık sandığa gömelim. Türkiye'nin tamamında bir değişim iradesi ortaya çıkardı. Biz de değişelim. 22 yıl yeter, 22 yıl sonra yenileri gelsin, iyi yapmıyorlarsa gönderelim, daha yenileri gelsin, daha doğrusu gelsin diyorum. Hepinize layık olacağımıza olan inancımla siz değerli Siirt halkını, akranını saygıyla selamlıyorum. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın, Türkiye'nin geleceği sizin atacağınız o tek oyun sonucuyla değişebilir. Çocuklarımız için, gençlerimiz için, geleceğimiz için doğru oy kullanacağınıza inanıyorum, saygılarımı sunuyorum.